Aren TV'den hepinize merhabalar. Aralarında HDP'nin önceki dönem eş genel başkanlarının da olduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasında HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bugün savunma yaptı. Selahattin Demirtaş yaptığı savunmada son günlerde yaşanan çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybetmesindeki sonraki tartışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selahattin Demirtaş mahkemede birçok konuya değindi değerli dostlar ve özellikle de hakkında bir karar verilirse ailem ve çocuklarım başta olmak üzere herkes davulla, zurnayla karşılamalı. Biz de cezaevinde böyle yapacağız dedi. Selahattin Demirtaş birçok konuya değindi değerli dostlar. Yaptığı savunmanın detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasında yaptığı savunmada hakkında ferman yazılmış kararı yüzüme okumanıza müsaade etmeyeceğim dedi. Duruşmaya DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la beraber çok sayıda yerli yabancı gazeteci ve siyasetçi katıldı. Selahattin Demirtaş yaptığı savunmada öne çıkanlar şu şekilde değerli dostlar. 7 yıllık tutukluluğum boyunca ilk savunmamı veriyorum. Bundan öncekiler savunmam değil, tutukluluk incelemeleri ve isnat edilen suçlara ilişkin kısa ve bu bağlamdaki savunmalardı. Dünyaya, davaya ilişkin ilk defa savunma yapıyorum. Ben savunmamı siz mahkemeye değil halka sunuyorum. 9 yıllık kumpasa vereceğim savunmam kaç gün sürer bilemiyorum. Mahkeme sözümü kesmediği ve tutanağa geçirdiği sürece savunma yapacağım. Hakkımdaki suçlamaların tamamı mitinglerdeki, basın açıklamalarındaki yaptığım konuşmalardır. Bu hukuki bir yargılama değil, bir siyasi intikam davasıdır. Yargılanan diğer arkadaşlar da benzer durumda ama şu an bana yöneltilen konuşmalar hakkında savunma yapacağım. Soylu'nun DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sarp'a dönük terör konuşmasını hatırlatarak ne terörü, bunun adı savaştır. Savaş değil diyorsa iç hukuku hatırlatırım. Yasaya göre teslim ol çağrısı yapılır, uygulamazsa sivil halkı tehlikeye atmayacak şekilde müdahale edebilir. Süleyman Soylu sen bunu biliyor musun diye sordu. Demirtaş şöyle devam ediyor. Barış için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki eşit, özgür yaşayabilelim. Milliyetçilik gazına getirerek bayrak asanlar, o operasyonlara gönderenler siz sorumlusunuz. DEM Parti askerleri dağa göndereceğinize, Kürt gençlerinin dağa çıkmasına zemin hazırlayacağınıza gelin tecridi yıkalım diyor. Biz barış siyasetçisiyiz. Barış nasıl olacakmış? Teslim olarak. Teslim olmanın barış olduğu nerede görülmüş? Teslim olmak teslim olmaktır. Hepimiz Türk resmi ideolojisine teslim olacakmışız. Gelin siz Kürdüz deyin öyleyse. Diyen Demirtaş şöyle devam etti. Biz birlikte yaşayalım, silahlar sussun diye uğraştık. Bunun bedelini ödedik. Hayla yargılanıyoruz. Yargılanırken bize neler yaşatmadınız? Ailelerimiz yollarda kazalar geçirdi. Hayla barış dedik diye yargılanıyoruz. Daha yargılamamız bitmeden bizim örgüt üyesi olduğumuza karar verdiniz. Selçuk Mızraklı'yı kastediyor Demirtaş burada değerli dostlar. Biz burada iki kişiyiz. Başka bir hükümlü ile temasımız yok. Ama duyuyoruz başka sebeplerle örgüt üyeliğinden yargılanan hükümlülerin yargılanması bitti. Biz hayda buradayız diyen Demirtaş şöyle devam etti. Bu gidişata dur diyecek olan sadece ve sadece yoksul halktır. 12 asker için söylüyor bunları değerli dostlar. Biz demokratik çözüme inanan siyasetçileriz. Sırf bunu istedik diye yıllarca rehin tutulmamıza rağmen halen içeriden barış diye haykırıyoruz. Bugün Türkiye evlatları için ağlıyorsa dönüp siyasetçilerden hesap sorma vaktidir. Sıcak koltuklarından operasyon kararı verirken -20 derecede operasyona gönderdikleri gençlerin sırtına Kürt sorununu yükleyenlerden hesap sorulmalıdır. Bu ülkenin evlatları hayatını kaybediyor. Engelleyemediğimiz için kahroluyoruz.
bu savaş bitmeli, silahlara veda edilmelidir. Diyalog ve müzakereden kaçan bunun sorumlusudur. Hayatını kaybeden 12 asker kardeşimdir, Kürt gençleri de kardeşimdir. Keşke barışı sağlasaydık diyen Selahattin Demirtaş şöyle devam etmiş. Bize diz çöktürdüğünüzü sanıyorsunuz. Halkımızın onurlu mücadelesinin karşısında onurlu bir mücadele yürütmeye çalıştık. Maalesef tüm çabalarımıza rağmen istediğimiz siyasi başarıyı elde edemedik. Bunun için halkımızdan özür dilerim. Bu her şeyden onurlu yaşam mücadelesidir diyen Demirtaş, vasiyetimdir kararı davul zurnayla karşılayın başlığının altında şunları söylüyor. Biliyoruz ki siz kararınızı çoktan vermişsiniz mahkeme heyetine diyor. Ferman yazılmış. Ancak kararınızı bizim ve halkımızın nazarında hiçbir hükmü yoktur. Bize baş eğdiremediniz kararı yüzüme okumanıza müsaade etmeyeceğim. Karar açıklandığı zaman eşime, kızlarıma, sizlere vasiyetimdir. Karar açıklandığı zaman davul zurnayla karşılayın. Çünkü biz de burada öyle karşılayacağız. Müzakere ve diyalogdan kaçanlar bu ölümlerin sorumlusudur. Kendi siyasi ikbali için savaştan medet uman her siyasetçi ikiyüzlüdür. Halkın evladının kanı üzerine kendisine iktidar alanı yaratan ahlaktan nasibini almamış vicdansızlardır diyor demiş Demirtaş ve şöyle devam ediyor. Bu gidişata dur diyecek olan sadece ve sadece yoksul halktır. Biz demokratik çözüme inanan siyasetçileriz. Sırf bunu istedik diye yıllarca rehin tutulmamıza rağmen haylan içeriden barış diye haykırıyoruz. Bugün Türkiye evlatları için ağlıyorsa dönüp siyasetçilerden hesap sorma vaktidir. Sıcak koltuklarından operasyon kararı verirken 20 derecede operasyona gönderdikleri gençleri sırtına Kürt sorununu yükleyenlerden hesap sormalıdırlar. Sorulmalıdır diyor Demirtaş. Meclisteki tüm partiler Kürt sorununun çözümünden sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt sorununa ilişkin Abdullah Öcalan görüşmesini onaylıyorum, doğru buluyorum. DEM Parti'nin de bu durumda Öcalan'la görüşmesini doğru buluyorum diyen Demirtaş, DEM Parti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor ve birilerine mesaj veriyor diyebilirim Selahattin Demirtaş değerli dostlar. DEM Parti'nin halkı temsil etme hakkını ve meşru muhataplığını savunuyorum. DEM Parti'yi kabul etmeyen kim varsa ben de onları kabul etmiyorum diyor Demirtaş ve şöyle devam ediyor. Benim irademin halkı temsil hakkımı tanımayanı ben de tanımıyorum. Benim iradem bana aittir. Siyasetçileri özel olarak da beni yok saymaya, yok etmeye, yalan kumpaslarla tasfiye etmeye çalışanlara şunu söylüyorum. Demokrasi ve barışı savunan herkesin dostuyum. Bunu kabul etmeyen hiç kimseyi tanımayacağımı açıkça ilan ediyorum. Savunmamı bu şekilde yapıyorum. Savunmam halkadır. Karşımda bağımsız bir heyet yok diyor Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş ayrıca değerli dostlar Şeyh Said ile ilgili Meral Akşener'e de göndermeler yapıyor ve bir çağrı yapıyor. Selahattin Demirtaş Şeyh Said konusunda şunları dile getirmiş. Bu ülkenin pek çok şeyi gibi milliyetçiliği ve dindarlığı çakmadır. Fakat Türkiye'nin milliyetçiliği bir Türk dünyaya bedeldir diyen ahkam keserken öte yandan kendi milletini ahlaken ve bütün değerleriyle çöktürüyorlar. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında aklına Bodrum'a, Fethiye'ye gitmek aklına gelmez. Erzurum'a gider, Doğu beylerine mektuplarının hiçbirinde ne siz Kürtsünüz ne sizin diliniz Kürtçedir de. Bugün Şeyh Said gündemine ilişkin konuşan ulusalcılar sizlere de diyorum. Mustafa Kemal Kürt şeyhlerine cumhuriyeti kurup halifeliği kaldıracağız dememiştir. Halife uğruna savaşıyoruz demiştir. Şeyh Said'in isyanı bundandır. Şeyh Said bize ihanet ettiniz demektedir. Bugün Şeyh Said'e ihanetçi diyorlar. Bu mudur vatana ihanet? Ben kendimi Şeyh Said'in torunu olarak görüyorum. Şeyh Said'i anmak da vatana ihanetmiş. Topal Osman'ı anmak nedir o zaman? Meral Akşener'e sesleniyorum. Topal Osman'ın yapmadığı cinayet kalmadı.
bugün hala 33 Kürt köylüsünün bombalanmasını sırasında görevli Türk subayı Mustafa Muğlanı'nın ismi caddeye vermekte sıkıntı yok. Ama Şeyh Said ve Seyit Rıza'yı anmak suç öyle mi? Kenan Evren darbe yaptı. Darbeden yargılandı ama adının verildiği yer verilmediği yer kalmadı. Şeyh Said'i anmak vatana ihanet, hangi vatana ihanet diyen Demirtaş son olarak da şunları dile getirmiş savunmasında değerli dostlar. Bu salonda bizim şahsımızda Kürt ve Kürdistan gerçeği mahkum edilmek isteniyor. Ben Kürdüm, ana vatanım Kürdistan'dır. Her iki kimliğim onurdur. Kimse bu değerleri yargılayamaz. İmralı'da hukuksuzca tecrit altında tutulan Öcalan müzakerenin tarafıdır. Silahların terk edilmesinin yolunun Sayın Öcalan ile müzakereye bağlı olduğu, devletin de birçok defa hakkını teslim ettiği bir hakikattir diyor Selahattin Demirtaş. Evet el dostlar, mahkeme öğle saatinde ara verdi ve öğleden sonra bu mahkeme devam edecek. Selahattin Demirtaş savunmasına devam edecek. Selahattin Demirtaş çok önemli vurguları vardı. Özellikle Kürt sorunu çözümüyle beraber yaşanan son çatışmaya ilişkin hayatını kaybeden askerlere ilişkin ve Şeyh Said'e ilişkin dikkat çeken çağrılarda bulundu. Ayrıca hakkında herhangi bir karar çıktığı anda kararla beraber başta eşi ve çocukları olmak üzere herkesin davul zurnayla bu kararı karşılamalarını istiyor ve kendilerinin de cezaevinde öyle yapacağını işaret ediyor. Evet el dostlar, geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.